What will life be like in 2030? We are facing once-in-a-generation challenges, depleting resources, ageing population, geopolitical instability. But disruption can drive positive transformation if we put connectivity at its heart. Over the next decade, we'll see shifting mindsets and expectations of smart tech. Connectivity harnessed to create a more resilient, circular, regenerative society. Connectivity powering change in sustainability, smart cities, mobility, connected care, ethical connectivity and beyond. By 2030, connectivity will transform our experience of the world, empowering us all. In Business, geleceğin teknolojisini bugünden kurguluyor. İşinize iyi gelecek, sizi rekabette öne geçirecek Future of Technology webinar serisinin ikincisi gerçekleşiyor. Geleceğin güçlü ve hızlı büyüyen şirketleri, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilere uyum sağlayanların olacak. Webinar serimizin ikincisinde artık hayatımızın vazgeçilmez parçası olan nesnelerin internetini konuşuyoruz. Uzman isimler, nesnelerin internetinin üretim, verimlilik ve ekonomiyi nasıl değiştireceğini anlatacak. Future of Technology webinarımıza hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan Evren, BSH Global D2C Başkanı Sayın Ayşenur Evcil Gökhan, çok kıymetli panelistlerimiz, bizleri izleyen kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, çok kıymetli Vodafone Türkiye ailesi ve değerli misafirlerimiz. Turkuaz Medya Grubu'nun Geleceği Oku, Bugünü Anla sloganıyla sektörün ezber bozan ekonomi dergisi In Business'ın Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden Vodafone Business işbirliğinde başlattığı Future of Technology webinar serisinin ikincisi olan Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi webinarında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teknoloji, ruhlarımızın yetişmekte zorlandığı bir hızla gelişirken, gelecek pandemi sonrası kurulan yeni dünyada bu değişime uyum sağlayanların olacak. Özellikle son 2 yılda yaşanan dijital dönüşümde pandeminin önemli bir katalizör olduğuna, şirketlerin ise buna öncülük ettiğine şahit olduk. Bu dönemde dijitalleşme yolunda hem farkındalığımız arttı hem de yeni iş modelleri geliştirdik. Bugün artık dijital dönüşümün sunduğu fırsatları ve riskleri konuşuyoruz. Peki herkesin dilindeki bu dijital dönüşüm nasıl olacak? Her birey, her şirket, her kurum buna aynı şekilde uyum sağlayabilecek mi? Uyum sağlayamayanların gerçekten sonu mu gelecek? Yarının şirketlerinin, tüketicilerinin özellikleri neler olacak? Bu dönüşümün finansmanı nasıl sağlanacak? In Business dergisi olarak akıllardaki tüm bu soruları değerlendiren yeni bir etkinlik serisi başlattık 24 Şubat'ta. İş dünyasının teknolojideki son gelişmelerle dijital iş modellerine nasıl adapte olacağını, rekabetin yeni kurallarının nasıl belirleneceğini, gelecekte şirketlerin nelerin beklediğini, bu alandaki politikalara yön veren liderler, trendleri belirleyen uzmanlar ve bizzat bu dönüşümü gerçekleştiren sahadaki isimlerle ele alacağımız webinar serimizin ikincisinde de sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kıymetli Vodafone Türkiye ailesiyle birlikte Future of Technology webinar serimiz kapsamında yıl boyunca 6 başlık altında teknoloji ve dijitalleşme alanında Türkiye'nin ve dünyanın öncelikli gündemi, dikkat çeken keynote konuşmacılar ve alanında uzman panelistlerle birlikte masaya yatırılacak. Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümün anahtarı bulutta iş yapmak başlıklı webinarımızın ardından bugün IoT'nin geleceği ve önemi başlığını konu ediniyoruz. 5G ve yeni nesil teknolojiler ve sektörlerin dönüşümü, tarımda dijitalleşme, siber güvenlik ve önemi başlıklarını ise önümüzdeki aylarda ele almayı planlıyoruz. Yapay zekanın ve nesnelerin interneti alanındaki gelişmelerin geleceğimizi nasıl şekillendireceğini birazdan alanının en değerli isimlerinden dinleyeceksiniz. Makinelerin birbiriyle iletişime geçtiği, üretimi başlatıp durdurduğu ve bunlardan eğer biz programladıysak ancak haberimizin olduğu bir dönemdeyiz. şimdiden çok yakın bir zamanda 1 trilyon dolar büyüklüğü, sonrasında da hemen 10 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülen Metaverse alemini henüz keşfetme ve merak etme aşamasındayız. Bugünlerde geleceğin iş dünyasında değişimi, güvenliği ve yeni yatırımları yönetmeye yönelik ipuçlarını bulacağınız webinar serimiz, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Webinarımız Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla devam edecek. Ardından BSH Global B2C Başkanı Sayın Ayşenur Evcil'i keynote konuşmacı olarak ağırlayacağız. Özel oturumumuzda ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Sayın Gökhan Evren'in değerli fikirlerini dinleyeceğiz. Bu özel oturumu takiben Nesnelerin İnterneti, üretim, verimlilik ve ekonomi nasıl değişecek başlıklı panelimize geçeceğiz. Deloitte Digital Türkiye ortağı Sayın Özlem Yanmaz'ın moderatörlüğünde birbirinden kıymetli panelistlerimizin görüşlerini paylaştıkları panelimizi, ardından webinarımızı tamamlayacağız. Sözlerime son vermeden heyecanla beklediğimiz geleceğin önemli konularından Nesnelerin İnterneti ve sunduğu fırsatları konuşacağımız bu toplantımıza katılarak değerli fikirlerini paylaşan tüm konuşmacılarımıza, panelistlerimize, izleyicilerimize ve bu zirvenin gerçekleşmesinde bizlere inanarak yanımızda yer alan değerli Vodafone Türkiye ailesine bir kez daha teşekkür ediyor. Hepimize verimli bir webinar diliyorum. Ve söz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Özlem Kestioğlu. Herkese merhaba. Sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Future of Technology webinarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuşmacılarımızla birlikte dijital dönüşümün en önemli teknolojilerinden biri olan nesnelerin internetini ve bu teknolojinin kullanımıyla oluşan yeni ekonomik faydaları konuşacağız hep birlikte. İçinde bulunduğumuz dijital çağda süre gelen dijital göçün baş döndüren bir hıza ulaştığını hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Bugün her ölçekten işletmenin en büyük önceliği dijital dönüşüm olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılında Avrupa Birliği tarafından devreye alınan 750 milyar euroluk ekonomik toparlanma ve destek paketinin tam %20'sinin dijitalleşmeye ayrılmış olması da dijitalleşmenin ekonomik getirisinin artık çok somut hale geldiğini gösteriyor. Vodafone grubunun Deloitte işbirliğiyle yayınladığı Digital for Europe raporunda ise Avrupa'da henüz dijitalleşmemiş işletmelerin sadece %30'unun bile dijitalleşmesinin toplamda 148 milyar euroya kadar ciro artışı getirebileceğini ortaya koydu. Özetle dijitalleşmenin ekonomiye etkisi artık elle tutulur hale gelmiş durumda. Avrupa Komisyonu ise yeni dijital teknolojilerin yaratacağı kümülatif ek gelir katkısının 2030 itibariyle 2,2 trilyon doları bulabileceğini tahmin ediyor. Yapılacak dijital yatırımlar dünya ekonomisini dönüştürme ve birçok sektörde de yeni bir dijital inovasyon dalgası başlatma potansiyeline sahip. Dünyada yaşanan bu dijital dönüşümde en önemli teknolojilerden birisi IoT, yani nesnelerin interneti olarak karşımıza çıkıyor. Biz Vodafone grubu olarak bağladığımız nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumundayız. Vodafone olarak 2007 yılında M2M, yani makineden makineye data hatları ile bu sektöre giriş yaptık. Bugün ise tüm dünyada yaklaşık 182 ülkede 136 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyoruz. 2013 yılında ilk defa IoT alanında Gartner tarafından pazar lideri seçildik ve tam 8 yıldır da gururla nesnelerin interneti alanında lider seçilmeye devam ediyoruz. Dünya lideri olan grubumuzun bu etkinliğinden aldığımız güçle üretimden perakendeye, lojistikten tarıma, birçok sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz çözümlerimizle müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırıyoruz IoT teknolojilerimizle. Türkiye'de de maliyetlerin azalmasının öncelikli olduğu bu günlerde verimlilik sağlayan çözümlerin her geçen gün öneminin arttığını biliyoruz ve IoT'de bu verimlilik artış teknolojilerin en başında geliyor diyebiliriz. bu gerçek zamanlı veri üretimi, uyarı sistemleri ve uzaktan kontrol mekanizmalarıyla şirketler doğru kaynak yönetimi yaparak tasarruf elde edebiliyorlar. Biz de Vodafone Business olarak bu alana liderlik ederek müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çözümleri pazara sunuyoruz. Türkiye'de IoT pazarına yön veren bir teknoloji şirketi olarak özellikle verimlilik artıran çözümlere odaklanıyoruz. Bugün 35.000'in üzerinde kurumsal müşterimizin nesnelerini birbirine bağlayarak birçok alanda onlara hizmet veriyoruz. IoT teknolojilerinin bir de alt teknoloji bileşenleri var. Bunlar da IoT teknolojilerinin yaygınlaşması için önemli. Örneğin bu profillerin, yani her bağlanan noktanın uzaktan yönetilebilmesi ve değiştirebilmesini sağlayan eSIM teknolojisini sadece mobil cihazlarda değil, M2M cihazlarda da sunabiliyoruz. Bir diğeri de sunduğumuz NB-IoT, yani dar bant makineler arası haberleşme teknolojisi sayesinde de IoT cihazlarının en önemli zorluğu olan bataryalarının daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Aslında yaygınlaşması için bu alt teknolojiler de çok önemli bir noktaya geliyor. IoT teknolojilerini baz alarak Türkiye'de bazı hazır çözümler oluşturduk. Böylelikle de COBİ'den çok büyük işletmelere kadar birçok müşterimizin IoT ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Nedir bu teknolojiler diye baktığımızda işletmelerin en çok talep ettiği çözümlerimizin başında Red Kontrol geliyor. Red Kontrol ürünümüz sensörler ve bağlantı farkları ile nesnelerin birbiriyle konuşmasına ve anlık veri üretmelerine yarayan bir çözüm ve birçok alanda da verimlilik yaratabiliyor. Özellikle makine ve üretim takibinden nem takibine, çalışan lokasyon takibinden üretimin yerindeki forklift takibine, enerji tüketimi takibinden envanter takibine kadar çok geniş yelpazede çözüm üretebiliyoruz. Uyarı sistemleriyle de, erken uyarı sistemleriyle de istenilmeyen durumlarda bildirim olarak bir kayıp yaşanmasının önüne geçebiliyoruz. Yapmış olduğumuz projelerimizde müşterilerimizden aldığımız bildirimlerle ölçümler de yapıyoruz. Yaklaşık %20 ve 25 ila arasında tasarrufları elde ettiğini görüyoruz. Maliyetin çok önemli olduğu günümüzde gerçekten çok önemli rakamlar. Diğer öne çıkan en önemli ürünlerimizden bir tanesi de Red Enerji. Günümüzde elektrik maliyetlerinin çok büyük gider kalemi haline geldiğini biliyoruz. Sadece üretim yerleri değil, restoranlardan mağaza zincirlerine kadar herkes için şu anda elektrik tüketimini kontrol altına almak çok önemli. Red Enerji ürünümüz de yine IoT tabanlı bir teknolojimiz ve enerji tüketiminde de verimlilik sağlıyor. Red Enerji sayesinde sadece elektrik tüketimini takip etmekle kalmıyoruz aslında. Enerji tüketen cihazların uzaktan kontrolünü de yapabiliyoruz. Özellikle reaktif enerji kullanımlarını azaltıp istenmeyen faturaların önüne geçebiliyoruz. Müşterilerimizle yaptığımız analizlerde de bu teknolojimiz sayesinde müşterilerimizin yaklaşık %33 civarında tasarruf elde ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red Enerji ürünümüzün daha da fazla müşterimizde kullanımına alacağını planlıyoruz. Dediğimiz gibi COBİ'den çok büyük işletmelere kadar farklı ölçekte müşterimizin ihtiyacına göre farklı projeler geliştirebiliyoruz. Öne çıkan sektörlere baktığımızda perakende sektöründe özellikle çok mağazalı şirketlerde farklı lokasyonlar arası performans takibi için, üretim sektöründe üretim ve çalışan performansı takibi için, sıcaklıkla ve nemin üretim için gerekli seviyelerde olup olmadığını kontrol etmek için, restoran ve kafelerde müşterilerine sunacakları ürünlerin soğuk zincir takibini yapabilmek için IoT teknolojileri birçok farklı sektörde tercih ediliyor. Enerji takibi ve kontrolü ise gerçekten tüm müşterilerimizde şu anda en öne çıkan çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının stratejik olarak ayrışmayı sağlayacak en önemli faktör olduğunu biliyoruz. Rekabette ön plana çıkmak için artık kurumların hem işlerini daha verimli yapmaları, tasarruf elde etmeleri gerçekten çok önemli hale geldi. Daha uygun fiyatlı ürünler pazara sunabilmek için verimlilik gerçekten çok önemli. Biz de Vodafone olarak kurumların teknoloji iş ortağı olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Önemli teknolojilerle onlara hazır çözümler sunmaya devam edeceğiz. Diliyorum ki önümüzdeki dönemde de Türkiye'de birçok firma IoT teknolojilerini kullanarak kendi dönüşümlerini gerçekleştirirler. IoT gibi nesnelerin interneti teknolojileri artık geleceğin teknolojisi değil, bugünün teknolojisi. O yüzden dijital dönüşümde önceliklendirilmesi gereken teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün de bize ufuk açan konuşmalarıyla diğer panelist arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Herkese çok verimli bir webinar diliyorum. Teşekkürler.